Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde sizlerle bir dikey video paylaşmıştım ve bu dikey videoda hemen yukarıda görmüş olduğunuz P-Yak'ın 55 inçlik televizyonunun ofise geldiğini söylemiştim. Kurulum da yapmıştık, hatta işte böyle yukarıya bir yere kurulum yaptık ama isterseniz ayakları da var. Ayakları da birlikte de kurulum yapabiliyorsunuz. Biz bu şekilde bir kurulum yapmıştık ve bu televizyonla ilgili yaşadığım deneyimleri bu videoda size aktaracağım. Bilmeyenler için şu bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. P-Yak markası MediaMarkt'ın kendi markası ve MediaMarkt mağazalarında satılan bir televizyon. Farklı boyutlarda sürümleri var. Bu televizyonun 50 inç sürümü de var arkadaşlar. Bu model ise 55 inçlik en üst modeli. Bu modelin tam ismini vermem gerekirse P-Yak PQ55FMN25 arkadaşlar. Bu modelin tam adı. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Televizyonun önden baktığımızda aslında zaten standart bir televizyon var. İki tane ayağı var. Bu ayakları kurulum sırasında gelip zaten takıyorlar arkadaşlar. Biz söktük çünkü bu şekilde durmasına gerek yoktu buraya astığımız için. Ama size geldikleri zaman eğer bir sehpanın üzerine koyduracaksanız bu ayakları gelip kuruyorlar arkadaşlar. Ve kurulum da öyle çok uzun sürmeyen bir işlem. 5 dakikada falan bitiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Arka tarafa baktığımızda ise arka tarafta bağlantılar bizleri karşılamış oluyor. Bu arada elektrik kablosu gövdeye monteli olarak geliyor. Yani bütünleşik bir elektrik kablosu var. Bazı biliyorsunuz markalarda çıkartılabilen bir kablo kullanılırken burada gövdeye bütünleşik bir kablo tercih edilmiş. Bağlantılar, yani girişler ve çıkışlar arka tarafta bulunuyor. Standart olarak zaten bütün televizyonlarda da bu şekilde arkadaşlar. Bu bağlantılar üzerinden de cihazın işte uydu ayarlarından tutun da USB girişlerini, HDMI girişlerini, işte optik çıkışlarını vesairelerini buradan görebiliyorsunuz. Bunun dışında yani standart olarak bir 55 inçlik televizyon olduğunu söyleyebilirim. Televizyonun çerçeve genişliği çok fazla değil. Alt kısmında bir parça daha fazla bir çerçeve kalınlığı varken üstte ve yanlarda oldukça ince bir çerçeve olduğunu söyleyebilirim. Kalınlık tarafında baktığımızda çok kalın bir televizyon yok. Özellikle kenarlarda inceltilmiş bir tasarım bizleri karşılamış. Genel olarak tasarım özellikleri bu şekilde. Şimdi biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. 55 inç 139 cm ekran büyüklüğümüz var. 4K 3840'a 2160 piksel ekran çözünürlüğümüz var. LED TV teknolojisi kullanılıyor. WebOS işletim sistemi var. Realtek RTD 2874WD-GR-K 8LP işlemci bulunuyor. 250 nit ekran parlaklığı, HDR10 desteği, Bluetooth özelliği var, Wi-Fi var, Ethernet var, dahili uydu alıcımız var. 2 adet USB girişimiz, 3 adet HDMI çıkışımız var. Fiyatı da 15.999 TL. Şimdi gelelim televizyonun kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söylemem lazım. Televizyonda WebOS işletim sistemi var. Bu da bilenler biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim. LG tarafından uzun yıllardır geliştirilen bir işletim sistemi. Zaten televizyon Türkiye'de üretiliyor arkadaşlar. Onu da altını çizeyim. Sony tarafı üretiliyor. Biliyorsunuz Sony'nin kendi televizyonları da var. Aynı zamanda MediaMarkt'ta da üretim yapıyor. Hatta kurulumunu da Sony yapıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani kurulum ve teknik servis hizmetlerini yine Sony'den almış oluyorsunuz. WebOS tarafında bilenler biliyordur. Günümüzde her ne kadar özellikle Google işletim sistemi kullanılıyor olsa da WebOS'te özellikle LG televizyonlarda ve bu tarz modellerde karşımıza çıkıyor. Şöyle çok güzel bir sihirli kumandası var. Daha önce LG bir televizyon kullanan varsa aramızda mutlaka görmüştür, kullanmıştır. Şu an bakalım çalışıyor mu? Mesela şu anda bakın şöyle yapıyorum. Ekranda bir fare imleci var ve bu fare imlecini yine kumandanın üzerinde bulunan bir scroll tuşu yardımıyla istediğim gibi kullanabiliyorum. Gayet de kolay oluyor kullanımını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu kumanda üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kumandayı ben çok beğendim ve kumandada Netflix ve Prime Video kısa yol tuşları da var. Eğer Netflix ve Prime aboneliğiniz varsa buraya bastığınız zaman doğrudan doğruya uygulamaları açıp oradan işte film, dizi vesaire izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu hoşuma gitti benim, onu söyleyebilirim. Kumandanın kullanımı çok kolay. Bir süre sonra rahat bir şekilde alışıyorsunuz zaten. Yani bilgisayar kullanımını televizyondaymış gibi yapıyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti ki geçtiğimiz yıllarda ben LG televizyon incelemeleri de yapmıştım. Bu kumandalısını gerçekten de beğeniyordum. Bu modelde de bu kumanda bulunuyor. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gelelim diğer özelliklerine. Telefonunuzdan görüntü aktarabiliyorsunuz. Bir uygulaması var. Onu yüklediğiniz zaman LG'nin bir uygulaması. Zaten telefondaki görüntüyü doğrudan buraya aktarabiliyorsunuz. Telefonunuzu bu ekranda, televizyonda kullanabiliyorsunuz. Uydu alıcımız var. Uydu yayınlarını bu şekilde doğrudan doğruya bütünleşik uydu alıcısı üzerinden izleyebiliyorsunuz. Orada da bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Uygulama yükleme tarafında ise yine LG'nin sunduğu bir mağazası var. Bu mağazada işte Netflix'ten tabiiye, TVBoo'dan Blue TV'ye kadar birçok uygulamayı bulup yükleyebiliyorsunuz. Bu arada şunu da sordum markaya. Kaç yıl güncelleme garantisi geleceği konusunda bilgi istediğim markadan bu televizyon özelinde 5 yıl güncelleme vereceklerini söylediler arkadaşlar. Yani 5 yıl boyunca uygulamaların güncelliği vesaire konularında bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Bence bu güzel
güzel bir detay. Zaten farklı bir markanın farklı işletim sistemli bir televizyonu da alsanız 3 aşağı 5 yukarı genelde bir 5-6 yıllık bir güncelleme durumu söz konusu oluyor. En azından bunu söylüyor olmalarını beğendiğimi belirteyim. Kumanda üzerinde bir tane sesli komut tuşu var. Gerekli ayarları yaptığınız zaman buraya konuşunca mesela işte YouTube aç diyorsunuz açıyor veya başka şeyleri yap diyorsunuz yapıyor veya YouTube'un içinde bir şey ara diyorsunuz mesela arayabiliyor. Bu gibi özellikleri sesinizle de kumanda edebiliyorsunuz. Örneğin o anda yazmakla uğraşmak istemiyorsunuz. Çünkü klavyeden bir şey yazmak gerçekten de kumandalarda zordur arkadaşlar. Buradan sesli olarak yapabiliyorsunuz. Bir iki örnek hazırladım sizler için. Şimdi onları izleyelim. YouTube uygulamasını aç. TV Plus uygulamasını aç. Netflix uygulamasını aç. Televizyonda ayarlar içinde ulaşabileceğiniz görüntü modları da bulunuyor. Farklı durumlar için, mesela spor için ya da sinema için ya da kendinize özel ayarları yapabildiğiniz renk ayarlarını ve ışık parlaklık ayarlarını da bu hazır modlar sayesinde hemen hızlıca yükleyebiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi olmuş. Ayrıca sesle ilgili hazır modlar da bulunuyor. Bunları seçtiğiniz zaman ses kalitesi gerçekten de fark ediyor arkadaşlar. Bu tarz ince bir ayarında olmasını beğendiğimi söyleyeyim. Televizyonun yazılımında özel bir tarayıcı da bulunuyor arkadaşlar. Burada Google'da gezinmekten herhangi bir internet sitesine girmeye kadar birçok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bazen soruyorsunuz tarayıcısı var mı, tarayıcı var mı, internete girilebiliyor mu vesaire gibi sorularınız oluyor. Evet, tarayıcısı var ve internete giriliyor ama tabii ki bunun bir bilgisayar olmadığını ve temel bazda bir tarayıcı olduğunu da unutmamakta fayda var. Televizyonda aynı zamanda özel bir oyun modu da bulunuyor. Ayarlardan oyun yöneticisi bölümüne girdiğimiz zaman burada oyunla ilgili ayarları görebiliyoruz. Mesela oyun türünü ayarlayabiliyoruz. Mavi ışığı azaltmayı açıp kapatabiliyoruz. Karanlık oda modu var. Onu aktif hale getirip kapatabiliyoruz. Oyun panosu var. Oyun menüsünün rengini değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda resim olarak da bazı ayarları yapabildiğimizi söyleyelim arkadaşlar. Bu oyun menüsü olması iyi olmuş. 60 FPS veriyor gördüğünüz gibi panelimiz. Bazı ufak tefek düzenlemeleri de yine oyun modunda yapabiliyoruz. Tabii ki oyun modunu kullanabilmek için HDMI girişinden bir konsol ve benzeri bir cihaz bağlamış olmanız gerekiyor ki ondan sonra bu özellik aktif hale geliyor. Girişlere çıkışlara gelecek olsak iki tane USB girişimiz var. Bunlar güzel. Buraya işte harici disk takabilirsiniz ya da bir USB disk de takabilirsiniz. Buradaki dokümanlarınızı gösterebiliyorsunuz. 3 tane HDMI çıkışının olması güzel. Buraya ne takabilirsiniz? İşte farklı cihazlar bağlayabilirsiniz. Örneğin Apple TV bağlayabilirsiniz. Oyun konsolu bağlayabilirsiniz ve gayet güzel bir şekilde de kullanacağınızı söyleyebilirim. 3 tane HDMI çıkışının olması iyi. Ethernet var, bir de Wi-Fi var. İsterseniz kablolu olarak da bağlayabilirsiniz interneti. Bulunduğunuz yerde ethernet bağlantısı varsa isterseniz kablosuz. Ben kablosuz tercih ettim arkada gördüğünüz üzere. Ama siz isterseniz kablo olarak da bağlayabilirsiniz. Ethernet girişinin olduğunu da söyleyeyim. Görüntü kalitesine gelecek olsak arkadaşlar, görüntü kalitesini ben çok beğendim. Yani 4K içerikleri rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Panelin kalitesi vesairesi bence en azından bu seviyedeki bir ürün için yeterli olduğunu düşünüyorum. Hani örnek görüntüleri de zaten zaman zaman videonun içinde sizlerle paylaştım. En azından sizin de bu konuda bir fikriniz oluşmuş olur arkadaşlar. 250 nit ekran parlaklığı iyi. Günümüz şartlarında düşündüğümüzde birçok ortamda rahat bir şekilde televizyonu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. HDR10 desteğinin olması da güzel bence. Çünkü biliyorsunuz bazı platformlarda HDR destekli görüntüler de içerikler de oluyor. Özellikle Netflix'te ya da Amazon Prime'da biliyorsunuz bunlar oluyor. Her video böyle değil. Her dizi, her film böyle değil ama olanları var. Olanları da bu şekilde bu ekranda, bu televizyonda rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Gelelim fiyat meselesine. Şimdi 15.999 TL'lik bir fiyat etiketi var. Bu boyutta olup da bu özellikleri sunan daha uygun fiyatlı ürünler var. Piyasada baktığımızda internette böyle hani no name diyebileceğimiz, markasız diyebileceğimiz bazı ürünler var. Ama onlarda da hani garantisi nasıl olur? Güncelleme veriyor mu? 2 sene sonra Android sözleşmesi bittiği zaman ne olur? Onlar sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bence hani birazcık daha fazla verip, yani 2000 lira daha fazla verip böyle bir ürün almanızı ben öneririm. Hani bütçem yok ancak buna yetiyor, işte 12 bin liraya verebiliyorum, 13 bin liraya vereyim diyorsanız ki bu söylediğim modeller genelde o fiyat aralığında. Yani 2-3 bin lira daha verip en azından güncellemesi olan, yarın öbür gün desteği bitince ortada kalmayacağınız ürünleri tercih etmenizi öneririm. Elbette bundan daha pahalı modeller de var. Onları da söyleyeyim ki bilginiz olsun arkadaşlar. Bilinen markaların çok daha kaliteli, çok daha farklı teknolojilere sahip ürünleri de var. Peak bence fiyat performans dengesini iyi tutturmuş bir marka olmuş. Evet, daha pahalıları da var. Evet, daha
daha ucuzları da var. Ama orta bir noktada bulunuyor. İşte sihirli kumandası olsun ve diğer özellikler olsun, webOS arayüzü olsun, benden tam puanı aldığını söyleyebilirim. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere PEAC 55 inçlik televizyon hakkında bilgi vermeye çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttuğum sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Oluyor, gözümüzden kaçan konular olabiliyor veya sizin merak ettiğiniz farklı şeyler de olabiliyor. Yorumlarda soru sormaktan, yorumlarınızı yazmaktan, düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince hepsine yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ücretli bir işlemden bahsetmiyorum. Kanala abone olmanız beni desteklemeniz için yeterli. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz harika olur. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.